Arif'e tamam, restoranın adı ne? Tamam. Tamamdır. Yalnız mı? Anca. Hadi ya. O kadar korumayla gezdiğine göre tırsmış demek. Tayıp tamam, sağ ol. Komutanım, öğrendim yani. Bizimkiler 24 saat takipte. Usta nasıl oldu acaba? Doktorlar müşahede altında tutuyor. Biraz bitkin görünüyor ama iyi. İyi olacak inşallah. İnşallah. Az kalsın kaybediyorduk ustayı. Babam ölmeden önce onu bana, beni de ona emanet etti kopuk. Babamdan kalan tek hatıra. Eyvallah komutanım. Ha canım. Nasılsın? İyiyim. Nasıl oldu Tuğlem usta? Hastalandı demiştin. İyi iyi, daha iyi. Senin falan taktılar. İyi. Sen iyi misin? İyiyim. Müsaitsen öğlen yemek yiyelim mi? Yani çok isterdim ama şimdi Turan usta da yok. İş güç bekli. Gelen giden. Seni daha sonra arayayım mı müsait olunca? Tamam. Nasıl istersen. Öpüyorum. Ben de seni özledim. Ben de özledim. İlk fırsatta görüşüyoruz. Tamam. Bunu duymak güzel. Görüşürüz. Kopuk, bu dünyada beni en deli eden şey söyleyeyim mi sana? Söyle komutanım. Benim ülkeme gelip bir sürü halt yiyip yanlarına kalacağını sanan yabancı ajan var. O zaman yanlarına kalmasın komutan. Kalmasın. Turan usta için intikam vakti. Eyvallah. Hanım. Size sevgili dostumun selamını getirdim. Ben de az önce kendisiyle görüştüm. Sizin çok yardımsever biri olduğunuzu söyledi. Yalnız bu durumdan ne büyükelçiliğim ne de ülkemin haberi var. Sırrınız bende güvende olacaktır, emin olun. Eminim tabii. Burası komutanım. Komutanım, bir dakika. Ne oldu? Komutanım, bunlar konsolosluk aracı. Hangi ülke sence? Vallahi bilmiyorum ama başkonsolos içerideyse sıkıntı yaşarız. Bunlar nereden çıksa ya? Ne konuşuyorlar acaba? Hayırlı bir şey konuşmadıkları kesin komutanım. Arka girişi vardır. Gel dolanalım bakalım. Bakasın, bu memleket meselesi. Bu işi halletmen lazım. Kardeş, bizim o masayı dinlememiz lazım. Sen bu dinleyiciyi masaya bırak, gerisine karışma. Abi nasıl yapacağım ben ya? Ya yakalanırsam? Oğlum merak etme, biz buradayız. Bak, senin başına bir şey gelmesine asla müsaade etmeyiz. Nelerisin sen? Elaz abi. Bak koş çıktı bu ya. Bakasın, bu içeridekiler toprağımızda, bayrağımızda gözü olan namussuz tipler. Biz giremiyoruz ama sen halledersin. Aslında biz de gireriz ama o kadar kan dökülmesini istemiyoruz. Gakkoş, vatan meselesi bu. Madem vatan meselesi, boynumuz kıldan ince. Elazığ seninle gurur duyuyor aslan. Ne yapacağım? Bak, bu dinleyiciyi tabağın altına yerleştireceksin. Ya da başka bir şey. Kendisi yapışacak. Senin bir şey yapmana gerek yok. Biz dışarıdan dinleyeceğiz. Fark ederlerse görmedin. Bir şey yapmaya kalkarlarsa ben buradayım. Sıkıntı yok abi. Evelallah gerekeni yaparım. Nerede kaldın hadi? Yemekler hazır. Şu salatayı hemen içeri götür. Sevgili dostumuz beni aylar önce aramıştı. Yani gereken bütün hazırlıkları yaptım. Ben bu detayları bilmiyordum. Biliyorsun yani kendisi öyle herkesin her şeyi bilmesini istemez.
İşin nakliye kısmında Dragan da var. Organizasyonu ferman yürütecek. Zaten böylesine bir işte başkasına güvenemezdim. Peki tam olarak ne tür hazırlıklar bunlar? Şu anda 10 vali çok etkili patlayıcı ülkede. Bir dakika, nasıl? Çok büyük bir patlama olacak. Ne diyor ya bunlar? Kupkamen ulaştı bu bilgileri gerektiği yerlere. Dragan da bu işin içinde. Onun ölümü benim ölümden olacak komutan. Bir daha kaçamayacak. Şşş. Hadi, nerede olacak patlama? Sorsana kadın, hadi. Ben buna içerim işte. Peki, ne zaman düşünüyorsunuz bunu? Bence hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Hemen başlayalım. Bir ay, bir hafta. Bir gün bile değil. Saatler, hatta... Birkaç saatten bahsedebiliriz. Ne diyor ya bunlar? Sessiz kopyası, sessiz. Tam olarak nerede peki? Güzel. Çok güzel. Ama biraz fazla sivil olmayacak mı? Büyükelçilikteki iş ortağım, Türkiye'deki en büyük terör saldırısında hayatını kaybeden siviller için çoktan bir taziye mesajı hazırladı bile. Lütfen terörü lanetlemeyi de unutmayın. Unutur muyuz? Unutur muyuz? Sanmayı tanırdım. Bunu ona borçluyuz. İnanın, çok daha fazlasını hak ediyorlar. Bir şey gösterdi Dinle'ye adam. Dinle patlamanın nerede olacağını biliyor. Kaç saat dediler, belki de şu an olmak üzere. Dinle saldırıda sivil kayıp fazla olmaz mı dedi. Demek ki sivil resmi karışık bir yer. Bu saldırı falan değil, bunlar resmen katliam peşinde komutan. Tamam, Tronus da iyi mi peki? Tamam, ben gerekli bilgilendirmeyi yapacağım size. Ne diyorlar? Tronus da hala istirahatte. Başka biriyle konuştum. Başkonsolosa dokunmayın, gazeteciye alın diyorlar. Ne yapıyoruz peki? Ne yapıyoruz? Alacağız işte. Nasıl alacağız? Onun da önemi yok artık. Umarım her şey planladığımız gibi gider. Biz bunu sağlamak için varız Sayın Başkonsolos. Çıktılar. Komutanım hemen alacak mıyız Linda'yı? Başkonsolosun yanından ayrılmasını bekleyeceğiz. Sonra plan ne? Plan falan yok işte. Kurdum çakalı avladığı gibi çökeceğiz tepesine. Dilerseniz benim araçla devam edelim Linda Hanım. Sizinle konuşmak istediğim bazı detaylar var. Ne hakkında? Ortak organizasyonumuz hakkında. Allah kahretsin, başkomutanın arabasına bindi. Geliyorlar. Komutanım, çakal sürüyle devam ediyor. Şimdi ne yapacağız? Sürüyle atacağız. Senin bu tarzına hastayım komutanım. İçimde garip bir his var. Nedir? Bilmiyorum. Rahat değilim. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bilmiyorum. Öğreneceğiz.
takip ediliyoruz. Bir de Burak kim cesaret edebilir? Bu bir konsolosluk aracı. Buna cesaret edebilecek tek bir kişi var. Yavuz Karasu. O kim? Başımızın belası. Biraz daha hızlanabilir miyiz? Komutanım, bunlar takip edildiklerini anladılar galiba. Baksana nasıl kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Enselerinde olduğumuzu biliyorlar. Ya bu adam delirmiş mi? Yaptığı şeyin diplomatik bir krize yol açacağından habersiz mi? Ülkesi söz konusu olunca böyle detayları pek önemsemiyor kendisi. Siz bu adamı iyi tanıyorsunuz galiba. Yavuz'u yeni tanımaya başladım ama Türkleri uzun zamandır tanırım. Vatanları söz konusu olunca gözleri hiçbir şey görmüyor. Nasıl atlatacağız bu herifi? Aslında bir yolu var. Konsolosluk konutuna bir an önce ulaşabilirsek orada bize dokunamazlar. Yavuz gibi bir adam bile ülkesini zora sokmamak için böyle bir riski göze alamaz. Siz öyle diyorsanız. Hanımefendiyi duydunuz. Bizi konsolosluğa ulaştırın. Komutanım, bunlar nereye gidiyor? Tek bir çıkışları var. Konsolosluk yerleşkesi ait olduğu ülkenin toprağı sayılır. Büyük ihtimal başkonsolosluğa sığınacaklar. O zaman girmelerine izin vermeyelim komutanım. Onlar girmeden vuralım, kıralım, alalım elindeyi. Arzını sevdim ama geliştirmen lazım Kopuk. Bu manyak peşimizdeyken bizim konsolosluğa ulaşmamız zor. Yer araçları söyleyin, engellesinler. Sıkı tutun. Şu sizin Yavuz demek ki o kadar da gözü kara değilmiş. Pek emin olmayalım derim ben. Sağa solu belli olmaz. Camı aç. Hala yapabiliyorken harekete geçmek yine arabadan yine. Yoksa bu hayatta sana ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Geçekleri yeri biliyoruz, sorun yok. Kapı koş! Allah kahretsin. Az daha başımıza iş alıyorduk. Neyse, geldik sayılır artık. Güvendeyiz burada. Bu ülkeye adım attığımdan beri en uzak olduğum his güvende hissetmek. Peşimden ayrılmıyorlar. Yavuz hala peşimizde. Ya nasıl bir adam bu? Konsoloslukla irtibata geçelim, kapıları açsınlar. Yoksa bunlar girmeden öldürecekler beni. İyi de bunlar bizim niye peşimizdeler? Bir şey mi duydular? Ya bizi mi dinlediler, niye? Bilmiyorum ama şu anda bunu tartışacak durumda değilim Sayın Başkonsolos. Thank you.
Lingard! Artık imkansız Yavuz Karasu. Buraya girmen imkansız. Ben giremem ama seni çıkarırım Linda. Gerekirse bu binayı ateşe veririm. Avucuma düşersin. Buraya adım atman savaş sebebi Yavuz. Buna cesaret edemezsin. Ben hayatımı savaşarak geçirdim Linda. Zaten üniformamı çok özledim. Polis çağırmadan defol git buradan. Neresi söyle? Ne neresi? Nereye atacaksınız? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Seni buradan çıkaracağım Linda. Ne pahasına olursa olsun. Bir kişinin bile burnunun kanamasına izin vermeyeceğim. Konsolosluğa sığındılar komutanım. Gerekirse aylarca çıkmazlar oradan. Nasıl çıkaracağız komutanım? Onlar çıkmayacak, biz gireceğiz. Komutanım korktuğumdan değil ama savaş sebebi bu. Yani bizim bildirmemiz lazım ama izin vermezler. O yüzden kimseye haber vermek yok. Sorumluluk bende. Haber verdiğimiz herkes mesul olur. İçeri girip de başarısız olursak bizi geçtin de devletimizi zor durumda bırakacağız komutanım. Bütün dünya üstümüze gelecek. O zaman başarısız olmayacağız kopuk. Duydun beni? Başarısız olmayacağız. Duydum komutanım. O zaman benim hazırlık yapmam lazım. Yap, kimseye haber verme. İş yine bize düştü. Her şey hazır komutanım. Kimseye haber vermedin değil mi? Yok komutanım. Hadi kopuk, elini çabuk tut. İçeriği gösteren kameralara ulaşmamız lazım. Görüntü vermeden girmeliyiz. Komutanım, binadaki sisteme erişmemiz imkansız. Kapalı devlet sistem. Yani dışarıdan müdahale kapalı. Ne yapacağız peki? Binaya ulaşamıyorsak binaya elektrik veren şebeke sistemine ulaşabiliriz. Elektrikler kesildikten sonra jeneratörün tekrar devreye girmesi için azıcık vaktimiz olacak komutanım. Bütün kamera sisteminin kapanıp tekrar açılması bir dakika yakın sürer. Sonra jeneratörle birlikte kamera sistemi tekrar devreye girecektir. İçeriği görebiliyor muyuz peki? Maalesef komutanım. Ama binanın planları önümde. Sinirlerinizi takip edip sizi yönlendirebilirim. Tamam. Hadi kazamız mübarek olsun. Kopuk. Komutanım. Hazır mısın? Daima komutanım. Başlayalım, kes elektriği. Tamam komutanım. Elektrikler kesildi komutanım. Sistem kapalı. Komutanım, sistemler birazdan gelecek. Çok vaktimiz yok. Sen kimsin? Ben Linda Hanım'ın özel... Komutanım, elektrikler geldi. Sistemler çalışıyor.